Herkese merhaba. Lastik Park YouTube kanalında bir otomobil hikayesi daha sizlerle birlikteyiz. Çok istenen bir marka. Abi ne zaman onda konuşacaksınız? Bugün. Ha, konuşuyoruz, başladık. Bugün. Ee, ne kadar çok tutkunu olan... Tabii tabii. Ne kadar tabii. çok böyle aşkla bağlı olan, böyle kulüpleri, dernekleri, bilmem nesi, toplulukları, organizasyonları, hepsinin Şimdi, bir arada olduğu bir Honda, marka. Honda enteresan bir marka çünkü aslında otomobil tarihi açısından bakarsan genç bir marka sayılabilir. Gitmiyor muyuz şeylere? lira falan. Yok, Hadi yok ya. hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Fakat kurucusu enteresan bir adam. Soichiro Honda. Ee, 1906'da doğmuş. O yüzden 1800'lerde kurma şansı yok. Ölümü de 1991. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, en baştan söyleyeyim. Japonya'nın Henry Ford'u diyenler var. Olay. Soichiro Honda ya Çok şey bir adam. Nasıl söyleyeyim sana? Hırslı. Kendi başına buyruk akıllı bir adam ve çok uğraşmış bir şeylere başarmak için. Nasıl uğraşmış onu söyleyeyim sana. Ya 1906 doğumlu ya. Adam 15 yaşında babası bu arada e, demirci. E, onun yanında biraz biraz çalışıyor ve hani geleneksel eğitimden hoşlanmıyor. Bir kaynakta şöyle bir şey rastladım doğru yanlış bilemem. E, o zamanlar okullara işte gidip geldiğini hani göstermek için e, evlere kağıt yollanırmış, işte herkesin şeyi var o zamanlar, damgası var filan. Aile, baba basıyor onu ki evet gördüm, oğlumla ilgili bilgilere hani haizim demek için. Herif sahte mühür yapmış. Babasının mühürü. Mü? Evet. Ya soyadları tamam mı? Onda soyadı. Tabii Çince yazıyor. <laughs> Japonca olmasın o? Ay ya nereden geldi şimdi? <laughs> e, sahte mühür yapmış, kendi soyadlarıyla ilgili işte Japon alfabesi. Ee, ...ona basıyor. Böylece ailesine göstermiyor yediği haltları. Yakalanıyor ama yakalanma sebebi... ...kendi yaptığı mühür değil. Kendi ailesi için. Çünkü e, şeyi unutmuş. Hani damgalar... ...terstir, ayna gibidir ya. Kendi isimleri... onlar yukarıdan aşağıda yazılıyor ya... ...aynı çıkabilecek şekilde... ...simetrik bir harf bütünü olduğu için... ...aslında iki tane böyle biri ev gibi biri bilmem ne gibi kendisi yakalanmamış ama arkadaşlarına da yapınca orada <laughs> <O> patlamış. <laughs> Ticarete dökmüş işi. Tabii tabii. <laughs> de. Ve değişik bir herif. Ee, 15 yaşında aileyi terk ediyor, Tokyo'ya gidiyor. E, yılında. Trende deniliyor. Sen mi büyüksün, ben, de mi büyüğüm 20. Tokyo diyor. 1922'de bir otomobil garajında iş buluyor. Aşağı yukarı 5-6 yıl orada çalışıyor. İşi öğreniyor. Otomobil tamiri vesaire. 1928'de memlekete geri dönüp kendi dükkanını açıyor. Ya böyle bir adam ya. Düşün, 15 yaşında gitmişsin, 1928'de dönüyorsun ve 22 yaşında kendi dükkanı dükkanını açacağız. açıyorsun. Bir düşün, o zamanlar hani otomobil teknolojisini kaç kişi bilir ki? Bu bir avantaj tabii ama hani 15 yaşında evden çık, öyle bir maceraya atıl, sonra bu işleri öğren dön, enteresan. Tokyo'da niye açmamış acaba dükkanı? Bence kendi iş yerinde yoktur memleketinde. Bilmiyorum yani o kadar detay yoktu. 1936'da şimdi bu otomobil tamir ederken aynı zamanda yarışlara falan da giriyor ha. Böyle şey bir herif. Zaten otomobil tarihinde başlangıçta çoğu marka kurucusu ve yarışla ilişkili. Birinci Japon otomobil yarışına katılıyor. Bir Ford'la. Ağır bir kaza yapıyor. Böyle bir bacağı falan bayağı zedeleniyor falan. Yarışları bırakıyor 1936'da. 1937'de... E, ...Toyota'ya yedek parça şey. yani üretim parçası satmak için. Daha doğrusu e, segment segman piston segmanı üretip satmak için uğraşıyor. Bunun için bir şirket kuruyor. Tokai iyi Seiki diye. E, üretiyor. Fakat Toyota e, kalitesini yetersiz buluyor. Red cevabını alınca diyor ki ya ben bu işi daha iyi öğrenmeliyim. Mühendislik fakültesine giriyor. Vay. Yani işi öğrenmek için başka araştırmalar yapıyor vesaire. Fakat mezun olmuyor. Öğrendim öğrendim bu bana yeter diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve 1941'de Toyota'ya segman satmaya başlıyor. Başarıyor yani onların istediği kalitede ürün üretmeyi. Dört yılın sonunda. Evet. Hatta öncesinde yani öğrensem... yıl, toplamda dört yıl. Yani Tokai ise iki kurup hani satabilmesi arasında 4 yıllık süreç var. Ee, Tabi savaş var. Şirketi Japon Ticaret ve Endüstri Bakanlığı'nın kontrolüne geçiyor. Doğal. olarak. evet. Tabii. Ee, sonra Toyota %40'ını satın alıyor. Şeyin firmasını. Zeykenin. 1944 yılında Yamashita diye bir yerde fabrikası var. Bombalanıyor Amerikalılar tarafından yıkılıyor. 45'te Itava'da fabrikası var. O da depremde yıkılıyor. <laughs> Hayır, bir şey kalmıyor. Kalan malzemeleri Toyota'ya satıyor Ekim 1946'da. Aldığı parayla da Honda Teknik Araştırma Enstitüsü'nü kuruyor çeklik araştırmalar yapacak, bir şeyler geliştirecek vesaire. Yaptığı iş ne? O zaman e, Tohatsu diye bir e, motor üreticisi var Japon. Bu iki silindirli e, şeyler hani generator bari... Hı hı. E, motorlar üreten bir firma. Bunlar 50 cc'lik iki silindirli motorlar. 500 tane satın alıyor. Motorlarla? Motor. motor. Bu kadar bu kadar motorlar. E, bunları bisikletlere takıyor. Motorlu bisiklet yapıyor. Ve e, ilginç bir şekilde ee, hepsi satılıyor. 500 tane motorlu bisiklet. Ama Tohatsu'da motor yok. Yani o Bitti. motordan bulamıyor. Ee, o motorun benzerini yapıyor. Yani aslına bakarsan kopyalıyor. Ve e, bu Honda Type A oluyor temelde baktığında. Ve Japonya'da Batabat adıyla biliniyor. Çünkü motor öyle çalışıyor. Aslına Batabat bata. aslında. Pata pata aslında. Ee, 1949'da Honda Motor Company'yi kuruyor. Enstitüydü biliyorsun. 1949'da. 49'da. Aslında Honda Motor Company'nin kuruluşu 1949. İlk ürünü ama 1946'daki bu motorlu bisiklet. Yanına iki kişi alıyor. Bunlardan birisi Kawashima, bu bir mühendis. Bu daha önce Toyota'ya iş yaptığı zamanlar ve Dünya Savaşında da işte uçaklarla ilgili parçalar üretiliyor, neler filan. Orada bir network kuruyor kendisini aslında. Mühendis Kawashima, e, Fuji pazarlama uzmanı bir adam. Zaten Fujisawa ile ortak oluyor daha sonra. Ölünceye kadar beraber hani daha doğrusu e, firmadan emekli oluncaya kadar ikisi de emekli oluyor sonra ama tabi bırakmıyorlar şirketi. Onursal başkan diye devam ediyorlar. E, sürekli birlikteler ondan sonra. 1949'da Honda Motor Company'yi kurduklarında ilk gerçek ve tamamen Honda tarafından yapılmış motosiklet çıkıyor. Type D Dream diyorlar buna. Rüya, hayal Rüya. ne dersen de. Ve çok ünlü oluyor bu Type-D. Yani... iyi bir başlangıç. 1961'e gelindiğinde 125 ve 250 cc'de... E, dünya şampiyonu yani motosiklet yarışları var ya, GP'ler, Grand Prix'ler filan. Grand Prix'ler kazanıyor, şampiyonluklar geliyor filan. Çok ünlü oluyor dünya çapında Honda motosikletleriyle. E, ve 1964'te dünyanın en büyük motosiklet üreticisi oluyor. 1964'te. O zamandan bu zamana da... Honda dünyanın en büyüğü olmaya herhalde devam ediyor. Yani bazı yıllar biraz kayıpları olsa da, yani motosiklet deyince akla ilk gelen markalardan biri evet. Honda. Ee, peki otomobil nerede? Bak, daha geldiğimiz nokta 1960'lara geldik. Ee, hala otomobil yok. Motosikletle ama... gidiyor adam. İlk otomobil, daha doğrusu dört tekerlekli kara taşı diyelim buna. çünkü otomobil değil. Bu bir kamyonet T360. İlk dört tekerlekli otomobil diyebileceğimiz ya da kara taşı diyebileceğimiz araç. Tabii motosiklet da kendi geliştirdiği için küçük hacimli motordan yüksek güç alma ve yüksek devir çevirme konusunda acayip bilgisi var adamların. Noha var çünkü. No var. Ve hava soğutmalı motoru çok iyi biliyorlar. Ee, 1963'te çıkardıkları T360'ta 360 cc 30 beygir gücünde motor var. Hani Avrupa'da o yıllara baktığın zaman bu cc'den o beygirler falan çıkmıyor yani. Çıkmaz. ...ve 8500 devir çeviriyor. Avrupalı hayal etmez o makineleri. E, bu arada o motoru yapmak. kendisi üretiyor değil mi? Tabii tabii. Dışarıdan vesaire yok tabii, artık. Tabii tabii. Kesinlikle. 1964'te daha büyük T500 versiyonunu yapıyor. 531 cc... ...38 beygir... ...ve saatte 105 kilometre hıza ulaşıyor bu... ...kamyonet. T360'den 20 santim uzun... ...ve 400 kilogram yük taşıyabiliyor. Ya yani 531 cc motorla yapıyor bunları. 63'te... ...aslına bakarsan ilk kamyonet dedik ya... Hı. 63'te ilk otomobil de geliyor. Sadece 4 ay sonra T360'tan. Ee, ilk otomobil olan S500'ü çıkartıyor. Tabi S500 deyince yani Sport S tamam eyvallah. 500'de motor hacmi. Eyvallah. Ee, bunun habercisi 1962'de bir araç tanıtıyor bunlar prototip Hı -hı. S360 diye. Onu derleyip toplayıp S500'ü 63'te S500 olarak piyasaya veriyorlar ama T360'tan 4 ay sonra. İlk kamyonet sonra otomobil. Bu bir Roadster. 3.3 metre uzunluğunda. <laughs> ha bu masa kadar. Masa kadar. kadar. <laughs> e, aks mesafesi 2 metre. Bayağı küçük bir otomobil yani. Hatırlatayım Daihatsu Copenler vardı ya Hı -hı. yani. Onun biraz daha da daha da küçüğü yani öyle düşün. 531 cc 44 beygir 8000 devirde. O ne be? Devirçi yani motosiklet makinesi yapıyor herif hep yani aslına bakarsan. Sonra 1964'te S600 çıkartıyor. Motor hacmi büyümüş 606 cc. 57 beygir ve saatte 140 kilometre hıza çıkıyor. Ve bu S600 Avrupa'da satılan ilk Honda otomobil. Vay güzel. 64'te Avrupa pazarına giriyor. Hem roadsteri var. iki kişilik üstü açılabilir. Hem de kupesi var. İlk otomobil ne zaman yapmıştı? 63'te. 64'te, 64'te Avrupa'ya Avrupa giriyor. Sonra 65'te... Ee, bir station wagon var ama ticari. Üç kapılı. Fakat beş koltuklu olduğu için insanlar iki kapılı bir hani beş kişilik aile otomobili gözüyle de bakıyorlar bu araca. Ve 687 cc'lik motor var. 52 beygir. 1966'da L800 adını alıyor bu. Motor büyüyor gene. Mesela L o yani station wagon. 66'da S serisi devam ediyor. S800. 791 cc 70 beygir ve 160 saatte 160 kilometre hıza ulaşan ilk onda otomobili. Ama bomba bir şey var burada. Tüketim 100 kilometrede 6.7 litre. Çok düşük bir tüketim o dönemler için. Tamam küçük, hafif vesaire ama... yani bu performansa... o yakıt tüketimi gerçekten başarılı. Evet. Ee, coupe ve Roadster'i var bunun da. Ve bu modelden sonra... çok uzun yıllar bir S görmedik. Ne zamana kadar? 2000 yılına kadar. 2000 yılında S2000 çıktı bu S800'den sonra çok uzun bir boşluk ondan sonra S2000. S800 1966 evet. 1966'dan sonraki ilk yani S... üretim bittikten sonra ee, ilk S2000'de geliyor yani S2000. S2000 dediğinde zaten efsanenin efsanesi. Evet, o zaman da geleceğiz. 69'da bu sefer isimlendirmelerde bir farklılık var. 1300 diye bir model çıkıyor. Sonra buna 145 de diyorlar. O zamana kadar ki en büyük Honda ne kadar büyükmüş? 3885 milimetre. Hala 4 metreyi görmedi yani. Sadece coupe versiyonu 4.160 milimetre. Coupe olduğu için arkaya evet, uzatıyorlar biraz falan. Evet, biraz daha uzatılır. Ancak öyle. Ee, ve çok ilginç bir motoru var. Honda, Soichiro Honda tabi. Ee, biraz dediğim dedik bir adammış. Şimdi mühendisler diyor ki... Ya bak otomobil yapıyoruz artık. hani Avrupa'ya falan da veriyoruz. Orada ağırlıklı olarak su soğutmalı motorlar var. ve Motor hacmi büyüyor vesaire oluyor. Otomobiller ağırlaşıyor. Hani su soğutmalı motor yapsak daha iyi olur. Soyucu diyor ki hayır. Biz hava soğutmalı motorla onlarla aynı şeye gelebiliriz filan bir motor tasarlıyorlar. İsmini okumam lazım. Duo Dyna Air Cooling. Tamam mı? DD yani DDAC diye kısaltması. Dynamic Dual Air Cooling System. Yani dinamik çift hava soğutma sistemi. Hava soğutmalı motor. Ee, normalde Biliyorsun motor bloklarında suyu geçeceği kanallar var. Hı hı. Burada ona benzer hava geçen kanallar var. Fakat iki tane de şey var pervane. Birisi soğuk, soğuk. soğuk hava üflüyor, diğeri sıcak havayı çekiyor. Ha güzel. Tamam mı? Yani böyle bir sistem geliştirmiş. Çok uzun süre kullanılmıyor tabii. Yani biraz mantıksız da bir sistem herhalde. <laughs> ee, bu 1300'de tabii 1300 CC motorla başlıyorlar işe. Ee, 99 beygir mesela var. Sonra 1972'de işte 145 adını aldığında 1.4 enjeksiyonlu motor su soğutmalıya dönüyor. Sadece bu 1.3'te kullanıyorlar bunu. Su soğutmalı dönüyorlar artık dönüyorlar e, me mecbur. mecbur. Ve 73'te... ...artık bildiğimiz bir otomobil piyasaya çıkıyor. Civic. Bu arada şurada küçük notların varmış. Oraya geleceğim. Onun, sonra mı geleceksin? Sonra geleceğim. Tamam. Şu sayfayı yani CV'yi de söyleyeyim oraya döneceğim ondan sonra. 60'ların... ...şeyi çünkü o... E, ...kritik noktaları. E, 73'te Civic geldi. Ve... Bizim bildiğimiz Honda efsanesi aslında başlıyor. Buraya kadar bizim için çok efsanelik bir durum yok. Çünkü bunu bu araçların hiçbiri görmedik biz. Görmedik. Artı yani daha motosiklet, yok. motosikletten geliştirilmiş süreciymiş. Motosiklete çok girmedim. Evet. Hep otomobilden yürüdüm. Şimdi burada... ...60'lardaki hikaye motor sporlarında çok önemli. Motosiklette zaten çok iyiler. Şampiyonluklar vesaireler. Fakat ilginç bir şekilde ya 63'te ilk otomobilini yapıyorsun. 64'te Formula 1'e giriyorsun. Manyak mısın ya? Deli. Deli yani, yani. Delilik, hakikaten delilik. Bir de o yıllarda düşünsene. William yani takımlar da takım, pilotlar pilot. Ve sen motosikletçisin hala temelde. Ve bir Formula 1 aracı yapıyorsun. 1965'te Meksika Grand Prix'sini kazanıyorlar. Bir sene sonra. <laughs> bir sene sonra, şaka gibi ya. 1967'de İtalya Grand Prix'sini kazanıyorlar. Fakat işler istedikleri gibi gitmiyor. 1968'de Formül 1'den çekiliyorlar. Burada e, motor tedarikçisi mi acaba yoksa şey mi? Direkt Honda Öyle, kendi kendi, yapıyor. kendisi yapıyor. Kendi kendi. Kendi yapıyor. Her Son, şeyini kendi yapıyor. Çünkü sonrasında geleceğiz mutlaka hani McLaren'le Hondayla falan Tabii. oraya, geleceğiz, oraya çok, geleceğiz. çok acayip bir iş var. Ama şimdi e, adam şey hani motorsporlarında ya hızlı araç yapma konusunda uzmanlaşmakta istiyor. Set'te bunu başarıyor. Otomobilde de zirveden başlıyor. Formula 1'den. sen abi 65'te Meksika'dasın ya da İtalya yarışını izliyorsun. Honda diye daha bir sene önce çıkmış bir tane şey. Çat evet. çat 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 tokatlıyor hepsini yani, geçiyor. Yani evet, En azından bu, bir, birer o, tane kazanmış. Ama Williams var, McLaren var falan hepsi. Hepsi orada yani. Ferrarisi olsun bu yani. Şaka değil. Yani hiç kolay değil. Neyse. Civic abi e, küçücük bir otomobil olarak başlıyor hatchback. 73'te. 1169 cc motorla. Fakat çok önemli bir motor gelişimi var orada. Biliyorsun 1970'lerde e, petrol krizi de var ya şu 73 petrol krizi falan. <laughs> Fakat 60'larda falan Amerikalılar e, hava kirliliği vesaireyi konuşuyorlar artık. Hatta o yıllarda katalitik konvertör sistemleri falan da konuşuluyor. Yavaş yavaş enjeksiyona geçişler başlıyor falan. Çok ağır bir emisyon normu getiriyor Amerika. Bu norma uyabilen ilk motoru da Honda yapıyor, Civic'te kullanıyor. O küçük Civic'te. Evet. Compound Vortex Controlled Combustion. CVVC, CVVC diye bir şey. Bunu başarıyorlar. Bunun da havasını atıyorlar ve Civic Amerika'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sattıkları ilk otomobil. Civic. E, ve de tabi Amerikan otomobillerini düşün. 5 metrenin altındaki otomobil de bir adamlar. Bu 4 metre kadarlık bir hatta 4 metreden küçük otomobili alıyorlar. Kapış kapış gidiyor. Yani bir şekilde satılıyor. Ee, öğrenciler alıyor vesaireler, fakirler hani fakir derken e, ödeme güçlüğü çekmiyor adamlar küçük otomobilde tık alıyorlar. Az yakıyor, problemleri az vesaire vesaire. Ee, ve isim yapmaya başlıyorlar orada. Ama bu bu motor çok önemli bir motor. Ee, çünkü hem 14'e bir hava yakıt karışımını tutturuyor bir lambdayı. Ki çok zordur. Çok zordur. Çok zordur, çok zordur Hem yani. de e, belli devirlerde çok Fakir karışımla falan da çalışabiliyor vesaire gibi bir hikayesi var. Ee, sonra bizim bildiğimiz bir başka efsane işin içine girdi 1976'da Akkord. Honda'nın bir kere baştan şunu söyleyeyim garip bir huyu var. Çoğu markada bunu görmüyoruz. Avrupa için ayrı, Amerika Birleşik Devletleri pazarı için ayrı, Japonya pazarı için ayrı otomobil yapabiliyorlar aynı isimde. Ya da isim değiştiriyorlar ama platform bilmem neler aynı böyle çok pahalı bir üretim teknolojisi aslına bakarsan. O yüzden bu Honda tarihini yaparken bazı modelleri hiç kale almadım çünkü sadece Amerika'ya yapılmış, sadece Japonya'ya yapılmış. Garip garip bir sürü otomobilleri var. Avustralya pazarı, yok bilmem ne pazarı filan. O yüzden arkadaşlar aa abi bir de bu vardı demesin ne olur bana. <laughs> çünkü işin içinden çıkamayız. Ama Accord öyle hani en azından biz de 76'da değil. çıkmış olan Accord'u, Türkiye'de 78'de sedanını gördük. Çünkü Accord ilk hatchback çıktı. Yani biz hep sedanını biliriz büyük otomobil olarak Tabii, hani. yani büyük olarak biliriz. Ee, 1.668 beygir Japonya'da, Avrupa'ya 80 beygir olarak gelmiş. Üç kapılı hatchback ilk çıktığında ve 4125 mm. Yani bu ne biliyor musun? Bugünkü B hatchbackler boyutu Otom. neredeyse. Ki bu araba D. D diyebiliriz D. yani öyle konuşuyoruz. E, aslında Civic platformunu uzatarak yapmışlar. Yani çok fazla da ellerinde malzeme yok aslında. 1977'de 4 kapılı sedanı çıktı. 1.672 72 beygir ve bu otomobilden Türkiye'de var çok vardı bir ara İzmir tarafında hayran olduğum otomobillerden biriydi bir de bunlar bir şekilde e, tabii İzmir'de mesela Amerikalılar getiriyordu ya orada şey var e, NATO üssü var biliyorsun e, orada çok Amerikalı asker vardı otomobilleri getirip satıp giderlerdi Amerikan tamponlu bir sürü Accord vardı İzmir'de ve Manisa'da hayrandım ben onlara Accord ama çok klas bir otomobildi ki daha sonraki versiyonlarında zaten konuşacağız onu Tabi tabi e, sonra 1978'de Prelude çıktı Prelude da hani bazı ülkelerde efsanedir. Aslına bakarsan Akkord'un kısaltılmış şasi üzerinde yapılmış sportif otomobil. Sportifliğe çok önem veren bir marka. Her yerde bir sportif model görüyorsun yani bu mutlaka yapıyorlar. Bagajı kısaltıyor aslına bakarsan aksla beraber. E, burun uzun kalıyor. Tamam çok güzel bir kupe görünümü elde ediyor. 1.680 beygir. Amerika'da o 1.872 beygire dönüşüyor. Avrupa'ya 1979'da gelmiş. Bu prelude, ilk prelude tutmamış. Çünkü Avrupa'da o kadar çok markanın o kadar çok modeli var ki hani Capri'ler onlar bunlar filan senin pek şansın olmuyor. Japonların zaten en çok zorlandığı pazar Avrupa pazarı. Hala daha öyle. Değişmiyor yani. Ee, 1979'da Civic'in ikinci nesli var. Çok Türkiye'de olmayan bir otomobil bu. Böyle düz hatlara sahip bir Civic'tir bu. Ee, 3-5 kapı, sedan, hatchback, station wagon hepsini yapmışlar. 13 ve 15 motorlar var. 12 subap bu arada. 12 subaba geçiyorlar. Ee, emisyonla ilgili bu tabi ister istemez. 1981'de ikinci nesil Accord. Bunun en önemli özelliği bu modelin Honda tarihi açısından. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ilk Honda. Orada üretilen. Orada üretilen. Aa, güzel. 1983'te tanıtılıp 84'te satılan Civic 3. nesil var. Bu Bunlardan Türkiye'de vardı. Var. Bu da biraz düz ama işte bunu da bak farklı pazarlara göre farklı motorlar var bu sefer. 1-2 ayrı, 1-3 ayrı, 1-5 ayrı, 1-6 ayrı. Bazıları bazı pazarda var, bazıları bazı pazarda yok bir garip. Ee, güç ölçümleri karmaşık. Ki bu kadar tekil bir markanın ki ortaklığı vesaire sınırlanması yok. Bu kadar esnek oluyor olması da çok enteresan değil mi? E, bu avantaj sağladı bazı dönemler. Şimdi dezavantaja dönüştü ama. Şu anda dezavantaj Dezavantaj. O yüzden de artık toparlıyor. Her yere aynı modeli vermeye başladı falan. Motoru Japonya için yapıyor. JIS diye bir ölçü birimi var orada. Yani beygir gücünü farklı bir teknikle ölçüyorlar. Başka bir beygir. O motorun SAE versiyonu var. Amerikan. O da başka bir ölçüm metodu, başka bir beygir çıkıyor. Bazılarında işte o pazara vermiyor, bu pazara veriyor. Yani karmaşık biraz. ve bizde çok sevilen bir otomobil ilk nesli 1983 CRX. Evet. Özel, yani, özel bir evet, otomobil. Bizde, bizde hep şeydir o. Efsane olarak konuşulur. 1.3, 1.5 ve 1.6 çıkıyor. Avrupa'da 1.6, 135 beygirliği var. Zaten bizde efsane olmasının sebebi spor otomobil, yüksek beygir güçleriyle gelmesi genelde. E, i̇kinci nesil CRX, 1988. Önemli özelliği... çift salıncaklı süspansiyon kullanması. Honda... E, çift salıncaklı süspansiyon pahalı bir süspansiyondur ama... yol tutuş konusunda avantaj sağlar. Sportif otomobillerde tercih edilir. Ona geçiyor Honda burada. Çift salıncaklı süspansiyona geçiyor. E, ve VTEC tabii. Canan VTEC. E, 89'da CRX VTEC, 1650 beygir olarak Aramız çıkıyor. hoş geldi. VTEC ne abi? Şimdi variable yani değişken subab zamanlama bir lift sistemi. Yani subabın hangi zamanda açılacağı ile birlikte ne kadar yukarı açılacağı, ne kadar açıklıkta açılacağını belirleyen bir sistem bu. Ee, çok meşhur oldu hele 90'larda Vitek açıyor falan muhabbeti var ya. Ben deli oluyordum o lafa. Abi Vitek açma kapama diye bir şey yok yani o faz değiştiriyor sadece devre göre. Yani normali bu. Ya yani eksantrik milinde belli kamlar var. O kamlar subaplara işte ne zaman evet. ne kadar açılacağını ayarlar. Bunu e, kam bilinin yerini değiştirerek mesela o uz, o şeyleri değiştirebiliyorsunuz zamanlamaları, liftleri vesaireleri. Önemli bir sistem. Tabi bu arada Türkiye'de en meşhur olan CX o targa tavanlı Gene 1.6 160 beygirlik olan biliyorsun. Yer gök inliyor. hem CX efsane hem Vitek efsane. Tamam Honda hepsi böyle birleşmiş ya, yani. Şimdi ya Honda mesela e, ...motor teknolojilerinde tabii motosikletten gelen şeyi de çok iyi kullanıyor. Yüksek devir makine yapmayı biliyor. Ya bir de şunu söyleyelim, Honda dünyanın en büyük motor üreticisi. Ama her yani, türlü motor. Ha, motordan kastımız şu. Motosiklet motoru, otomobil motoru, uçak motoru. Oraya geleceğiz. Ee, Çin biçme makinesinden tut, deniz motoruna kadar. Jeneratöre kadar. Dünyanın en büyük motor üreticisi. Çok ciddi bir nohava var adamların. Gerçekten de öyle. Ve Honda motorları hani kolay kolay bozulmaz, kolay kolay arıza yapmaz, dayanıklıdır. Bilinir bunlar. Ee, ve çok farklı hacimlerde motorları var adamların. Çok küçücük motorlardan kocaman kocaman hani ve, ve altılara kadar falan. Ya o meşhur işte vardır mutlaka işte asimolar masimolar işte bir sürü robot teknolojileri. O, onlara geleceğiz hep, yani. hepsi, o en hepsini yaptı yani adamlar. Şimdi buradan itibaren birazcık hani her modeli tarihçe tarihçe bitirip bitirip uh -huh. istiyorum yoksa çok karışıyor. 1982'de ikinci nesil Prelude çıkıyor. İlginç bir şekilde Avrupa'da sadece İngiltere'de popüler olmuş. Neden bilmem. İngilizlerin bazı böyle garip beğenileri vardır ya. <laughs> Açılır kapanır farları var bunun. Hmm. Bunu niye yapıyorlar? Spor otomobil ya. Aerodinamiği iyileştiriyorlar ama gece kullanırken aerodinamiği rezalet hale geliyor. Tabii Açıldığında. Canım. Duvar olarak açılıyor. Sürtülme katsayısı zirveye, çıkıyoruz evet, zirveye çıkıyor o zaman. 1987'de... Üçüncü nesil Prelude geliyor ve başarılı bir aerodinamiği var. 0.34 cd o yıllar için iyi. Ama çok önemli bir özelliği var. İlk kez bir otomobilde e, seri üretimde dört tekerlekten yönlendirme görüyoruz Prelude'da. Mekanik çalışıyor. Karmaşık bir sistem. Çok fazla müşteri de bunu istiyor ama sonra başlarına bela alıyor. Karmaşık sistem hataya ta, ta. açık, arızaya açık çünkü. Tamiri de kolay değil. Yani dünyada bir ilki yapıyor adamlar. ya yani Böyle değişik hı hı. E, kafaları var adamların. E, 96'da köşeli tasarım var. Türkiye'de var onlar biliyorsun. Böyle köşeli farları da vardır hı hı. yukarıya doğru filan. E, ama hiçbir zaman Prelude çok tutmadı. Türkiye'de bazıları, tutmadı ha, yani. Bazıları için hayal otomobili of falan filan dendi ama... Öyle olmadı. 1985'e geldik. Üçüncü nesil Accord. O zaman bir kapaklı far kafası var. Burada da var. Ama hatırla... O yıllarda e, kapaklı far, birçok farklı markada kullanılıyor. Tek seride de olabilir, birkaç modelde de olabilir. Bir hava atma şeyi galiba. Ama Amerikalılarda da vardı çünkü. 60'lardan itibaren Cine'de, vardı Amerikalılarda. O 90'lar yani 80'lerin sonu, 90'ların başı. Dört tekerlekte çift salıncaklı ilk Honda. Bu arada üçüncü nesil Accord. Dört 4 tekerlekten? Dört tekerlekte de çift salıncaklı Hı. süspansiyon olan. 90'da dördüncü nesil, 93'te beşinci nesil gelmiş. Ama mesela 93'teki 5. nesil Avrupa'da ayrı ABD ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da ayrı kasalar falan. Bazen hiç benzemiyorlar birbirlerine. boyutları hiç tutmuyor falan birbirine. Ee, 2002'de bu sefer Avrupa ve Japonya'daki akort aynı. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri de farklı. <laughs> <laughs> Diyor yani. Ee, ama biz bu akordu biliyoruz 2002'dekini. Bir öncekini de biliyoruz. Hatta bir önceki... Ee, Türkiye'de biraz hareket yaratmıştı ama 2002'de gelen 2 litre 155 beygir benzinli motorlu falan bayağı bir sükse yapmıştı. Hemen o, e, hatta 2.2 litre e, E-Detect dedikleri dizel motor falan da ondan sonra geldi. Güzel bir dizel motordu ama bizim tabii e, şeyimiz, vergi sistemimiz işleri karıştırdığı için hep güzel bir dizel aslında. Benim Ersat'ın çalıştığım dönemlerde ilk başladım stajyerlik vesaire. E, büyük patron Sıfır Akkord'tu oğlu e, Mazda 323 F. Nasıl? <laughs> Gayet iyi. İkisi de kapıya bir çekiyorlar. İkisi de sıfır. Japonların Türkiye'yi istila ettiği zamanlar işte o dönemde. Ee, tabii, tabii Bu arada 2002'de 2 litre motorun yanı bir arada 2.4 litre motor çıktı hatırlarsan. İşte 8. nesil geldi, 9. nesil geldi, 10. nesle geldik. Şimdi şu anda satılan otomobil aslında ömrünün sonuna gelmiş olan otomobil. Bize geç geldi. Bize, bize çok yeni geldi. çok geldi. Geç geldi. Çok yeni geldi. Bakalım yenisi gelecek mi bize onu bilmiyoruz. Ama Accord hani Türkiye'de belli bir kesimin çok sevdiği bir otomobil. Ama çok fazla yollarda görmüyoruz. Ya o o segment Türkiye'de hala boş gözektim. Passat'tan sonra falan daha da bir şey oldu ama hani getirirler mi, getirmezler mi ne kadar getirirler o? Yani Zamanı ona gösterecek. bakacağız zaman gösterecek. Evet, bir de gene aynı yıl yani 1985'e döndüm tekrar. 1980'lerde ve 90'larda Honda'nın Rover'la işbirliği var. Legend yani efsane modeliyle başlıyor. Türkiye'de çok az bindir, çok az vardır. Rover'la ortak yapılıyor bu iş. O yüzden o zamanlar Austin Rover grubu. 1981'de ilk çalışma başlamış. Orta yanlış seçmiş diyeceğim. <laughs> Biraz öyle olmuş. <laughs> İngiltere'de üretim yapacaklar. Honda'nın kafası öyle çalışıyor filan. Fakat İngiltere'de fabrikadan çıkan arabalarda işçilik hataları o kadar fazla ki. Hey, vazgeçiyorlar orada üretimden sonra. Çok az bir üretim süresinden sonra. Ee, ve sadece tek bir motorla V6 ile çıkartıyorlar Honda Legend'i. Pek rastlanır ile. bir şey değil. Tam büyük bir otomobil V6 olması normal de ama tek motorla tek bir model pek rastlanır bir şey değil o Honda'da. Ee, i̇kinci nesil 90'da, üçüncü nesil 95'te, dördüncü nesil. Bak bu arada beş yılda bir yeniliyorlar. Tutmuyor belli ki. Beceremiyorlar. Normalde yediği tamamlamaları lazım ama yediği i̇şte bile bulmuyor. Legend dediğin hakikaten S serisi, 7 serisi falan tarzı bir otomobil. Tutmuyor abi. Olmuyor yani. Becerilmiyor yani. O yüzden 5 yılda bir yeniliyorlar. Ha başka pazarlarda bir şekilde biraz satıyor ama bizim buralarda esamesi okunmuyor. İşte 5. nesilden sonra 2014'te çıktı filan. Legend efsaneydi, efsane kaldı. Öyle diyeyim. Adı efsane kaldı Aynen. sadece. Sonra Japon markalarının önemli bir girişimi var 1980'lerde. Ee, Honda da bu akıma katılıyor. Ee, Toyota'nın Lexus'u. Nissan'ın Infiniti'si. Ve Honda'nın akurası, Amerika pazarı için, Amerika Birleşik Devletleri pazarı için lüks marka yaratıyorlar. Halbuki biliyorsun e, Honda'nın zaten Amerika'da fabrikası vardı. Bu markayı yaratıyorlar. Yani e, Mercedes, BMW, Audi gibi markaların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek satış rakamları fiyat olarak söylüyorum. E, tabii Saab, Volvo da var bunun içinde, Cadillac var, e, Lincoln var. Bunlar önemli markalar. Amerika pazarında. Orada pazar büyük. Orada pazar var. O pazara saldırıyorlar. Bütün Japonlar. Ama tabi şimdi Honda deyince insan insanların aklına orada Civic geliyor. Düdük kadar Masa otomobil. Masa kadar otomobil ha. geliyor. Ha. 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 O zaman bir şeyleri değiştirmek lazım. E bir de e, Honda'nın insanların gözünde bir değeri var. Sen çok iyi bir otomobilde yapsan o fiyatı vermiyor müşteri. O zaman o fiyatı verebileceği bir markaya dönüşürsün. Alt, o yüzden bu markalar mantıklı yapıldı. Mantık aslında. Evet yani. O yıldan beri de devam ediyor Acura zaten. Burada bazen Honda'nın bazı modellerini alıp ufak tefek değişikliklerle Acura yapıyorlar. Bazen tamamen değişik model oluyor falan gibi. Ee, 1987'de dördüncü nesil Civic artık Türkiye'de bildiği bir Civic'lere geldik. Ee, özellikle 90'ların başında sedanlarıyla çok meşhur oldu Türkiye'de. Ee, bir 1.4, bir 1.6 versiyonu vardı. Ee, 1.6 90 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam. Vitek orada vardı zaten karşımızda. Ee, ben kullanmıştım o otomobilden hakikaten hani alt devirleri ölüydü onu söyleyeyim. Hani ilk dönemin yani bu 90'ların falan viteklerine baktığın zaman üç ee, 3 4000 bin devre gelinceye kadar aslında boştur. Tık tık yani. Boştur gerçekten. Hani çok övülür mü övülür de o kadar da değil oradan, yani. Oradan, oradan o kadar da sonra değil sonra. yani. Oradan sonra fazla değiştirince deliriyor ya. Millet onu seviyordu aslında. <laughs> Avrupalılarda öyle bir motor yoktu çünkü. Yani. Sonra sonra işte mesela BMW'nin Vanos'ları falan geldi. Vanos'la beraber değişken zamanlamalar, lift kontrolleri vesaireler bir sürü hikaye sona geldi Avrupalılara. Daha doğrusu daha sonra moda oldu. Sonra biliyorsun Honda fabrikası kuruldu 90'larda Türkiye'de. Ve o zaman iyice Honda Türkiye pazarında yerini sağlamlaştırmaya başladı. Özellikle 1.6 litre 120 beygir motorlu Honda Civic Sedan bayağı bir salladı piyasayı. Yani ilgi çekti. Hatta onun dinamometre ölçümünü de yapmıştık biz. Bir ölçüm yapılmıştı, e, 108 beygir çıkmıştı, e, yanlış ölçüldüğünü tespit ettik biz. Yani biz götürdük, ölçtük, e, 118 nokta küsur beygir çıktı, yanlış ölçülmüş çünkü... E, dinometre ölçümü de uzmanlık ister. E, hep şey diye düşünülüyor, son vitese al, tam gaz yap, çık. öyle değil. Öyle olmuyor bu işler. Dördüncü viteste maksimum gücünü veriyor makine. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tabii, beşte ölçersen düşük düşük çıkıyor falan gibi hikayeler var. Ama Honda o yıllarda gerçekten pazarda oturmaya başladı. Fabrika ile ilgili bir şey soracağım. Tabii. Daha sonra var mı o konu bilmiyorum. Honda fabrikasının, Türkiye'deki fabrikasının kapasitesi çok küçüktü. Bunu neden... Büyütülebilir bir fabrikaydı aslına bakarsan. Ee, ama velakin büyüyemedi. Şimdi Honda'nın İngiltere'de de fabrikası vardı biliyorsun. Evet. Ee, buraya da yaptılar. İyi bir yatırımdı. Bence başlangıçta çok iyi bir yatırımdı. Ha gerçek, hani talaşlı imalat denir ya Hı -hı. gerçek. Ya. Talaşlı imalat değildi. Fakat büyütülebilir bir fabrikaydı. Ama Honda'nın bu fabrikayı, Türkiye'deki fabrikayı kapatmasının sebebi bambaşka açıklamalara göre. İngiltere'yi de kapattı bu arada. Çünkü e, Japonya'daki fabrikalarda altıl kapasite var. Oturup hesap yapmışlar. Yapılan açıklamayı söylüyorum bu arada. E, navlunu falan da koyduğun zaman Japonya'da üretmek e, zarar ettirmiyor Honda'yı kendi ülkesinde yapıyor. Çünkü o buradaki kapasite çok sınırlı. 20 yani 22 ha, bu arada, arada. İngiltere'yi niye kapattı bu Brexit hikayesi? Evet. Arada Etkili. biz, arada biz de gittik sanki. E, arada biz de gittik evet. Biraz öyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Devam. Devam. Civic'ten. Ee, bu arada şey tabii enteresan. Hatchback ve sedanların bazen tasarımları çok farklılaştı. Evet. Tamam mı? Özellikle bir sonraki beşinci nesilde falan buna dikkat ediyoruz. 1,6 litre hani 1995'te çıkan altıncı nesil diyorum ya hı hı. bizde çok meşhur olan. Onun hiç pekinde böyle kocaman badem farlar vardı yukarıya doğru. Almanların ona taktığı ismi biliyor musun? Sekreter Porsche'si. Ha, niye? en hem güçlü versiyonu var ama uygun fiyatlı. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir başlık vardı Autobild'de. Hiç unutmam onu. Sonra yani her nesli Türkiye'de satıldığı 7, 8 vesaire. Ve hep kendine ait bir e, grubu oldu onların. Honda'lar, Honda'cıdan Honda'cıya satılıyor filan. Anahtarı havaya atan yere düşmüyor ya. Yani Aynen orada. ama bir yerde mesela... E, bu arada Tayparlar falan da çıktı o yüksek hatchback'leri vardı ya. Garip ama gerçek. E, o nesilden sonra hatchback'leri bir süre daha öyle yüksek yüksek yaptılar. Bir de en çok sıkıntı duydukları şey Honda'cıların... iç mekanlar çok sadeydi hep. Avrupalılar daha böyle şık görünüyordu. Düğmeler onlar bunlar falan. Abi sonra herifler uzay otomobili gibi böyle bir tane hatchback yaptılar. İçi de katmanlı katmanlı bir kok. Dedik ne oluyoruz ya? Nasıl bir şey bu? Bak hiç unutmuyorum. O zaman Honda yönetimindeki bir yani yönetici şey dedi bana fuarda çağırdı beni bak dedi en sonunda istediğimize kavuştuk dedi böyle. Dedim baba bu çok göz karıştırıyor ya bu, bu ne yaptı sen? Hani e Biraz oyuncaklı bir iç mekan istiyorlardı, birazdan fazlası geldi. E bir de ona alanlar da zaten işte aksesuarlar, spoilerler, onlar bunları dedim. Araba bildiğin şey oyun alanına dönüyor evet. yani. Ama bir dönemde bir neslinde 1.4 ve 1.8 motor vardı. 1.8'de de patladılar çünkü bizim vergi sistemine uymadı falan gibi ama Civic, özellikle Civic Türkiye'de çok sağlam bir müşteri portföyüne sahip. Ya Honda markası da öyle zaten ama Civicçiler var abi ve Civic kullanıyor Sivik'i satıyor, yenisini alıyor ve vesaire. Burada, gibi. buradaki ana sıkıntı ne biliyor musun Sivik'te? E, belli bir yaşı geçtikten sonra temizliğini bulmak çok zor. İlk alanlar çok temiz kullanıyor ama 2, 3. 4. geçti öyle, mi? Öyle. Geçti. Ama geçti. çünkü bir tek. Bir tek yere, kaçacak. yere basık Aa, ya, ya, falan yazık falan. Ediyorlar evet ya. ya. Bu arada hani 11. nesillerde falanız şu anda. Ve 11. nesil hani şu anda satılan bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi Sivik'tir. Üretildiği tarihler ve rakiplerle kıyaslandığında. Yani gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. CV'yi zaten çok anlatmaya gerek yok. Herkes bizden iyi biliyor baktığında. Yani Tayparlar da ayrı bu arada son Tayparda da e, acayip. Gayet başarılı. Yani sportif otomobil konusunda Honda çok becerikli. NSX'e biraz sonra Hı, geleceğiz. Zaten, zaten. oynadığı <laughs> oynadığı yer aslında orası. Oyun alanı orası onun. Ya işte motosiklet motorundan gelen know-how var, spor otomobil yapmayı öğrendiler. Formula 1'den gelen tecrübe var. Başka yarışlarda da yarıştılar elbette. Yarışmadılar değil. Hı. 1985'te Türkiye'de az çok bilinen Integra diye bir model çıktı. O da kapaklı farlarla çıktı önce. 85, 80 yıllar ve kapaklı far furyası var arkadaşlar da. 89'da ikinci nesil Rover 400 platformlu. Ha bu arada bak Civic'te şey söylemeden geçmeyeyim yanlış olur. Rover ortaklığında Euro Civic diye bir Civic vardı ve Türkiye'de satıldı. Bir normal Civic vardı. Bir de liftback tarzı bir Euro Civic vardı. O Rover ortaklığı. O Rover ortaklığıydı İngiltere'de üretiliyordu. Türkiye'de o satıldı, yani 95-96 gibiydi galiba veya 95-96 gibi olmalı. Ee, o zaman Türkiye'de de Rover vardı bu arada. Ee, döndüm Integra'ya tekrar. Rover 400 ile akraba, 89 modeli mesela ikinci nesli yani. Üçüncü nesli Avrupa'ya pek gelmemiş. Sadece galiba bir pazar, bir iki pazar. Yunanistan'a mı ne gelmiş galiba sadece? Ee, 95'te Type R Integra var. 187 beygir, 190 beygir gibi 2001'de de dördüncü nesil ama sonra Integra zaten devamı gelmedi. Devamı pek yok. Bu arada Integra'nın da hani baktığın zaman Selikalar, Melikalar dönemine denk geliyor. Aynı kafada gidiyorlar tamam Rekabete uygun otomobil hikayesi bu. 1990 abi. E, Honda tarihinin bana göre gerçek efsanesi NSX'tir. Civic değildir yani. Civic değil, NSX'tir abi. abi. NSX'tir. Çünkü o güne kadar evet sportif otomobiller yapıyor. Onda başarılı, Formüle 1'de başarılar var, vesaire var. Ee, ama Ferrari rakibi bir araç yapacağını kimse düşünmüyor. Ve yapıyor herifler. Ve önemli teknik özelliklerinden bir tanesi... tamamı alüminyum gövdeye sahip ilk seri üretim otomobil olması. Hafifletme üzerine yoğunlaşmışlar. Geliştirme testlerine biliyorsun, Aytron seninle katılıyor. V6 motor. Bu arada 8 silindir motor Honda'da yok. Evet. 6 silindir kafasında adamlar her zaman. O, bu arada seninle de Honda'da, Honda'da Honda adına, Honda adına yarışıyor motor, o, motor, o dönemde Formula 1'de. Şampiyonu falan tır. filan var tabii yani. E, 3 litre V6, sonra 3.2 V6'sı da çıkıyor bunun. İkinci nesil, ya yani birinci nesil 90 ya, ikinci nesil ne zaman çıktı? 2016. <gülüyor> <gülüyor> Arası bomboş. Yani e, çok özel, gerçekten ee, kullanımı ya yani ben kullanmadım birinci nesil NSX ama okuduğum kaynaklarda e, yani yol tutuş vesaire anlamında çok başarılı olduğunu söylüyor. O yüzden bana göre Honda'nın gerçek efsanesi NSX'tir. Ha ikinci nesli kullandım mı? Evet kullandım. Efsane olabilir mi ikinci nesil NSX? Soru işaretlerim var. Ee, zaten çok az sayıda geldi Türkiye'ye. Üç tane beş tane falan galiba. Fakat çok garip bir e, motor sistemi var. 3.5 litre V6 çift turbo. Buraya kadar her şey güzel. Üç tane elektrikli motor var. O ne be? Tabii abi hibrit yani. Bu acayip bir şey. İki arkada bir önde falan. Onlar kullanabiliyor. 573 beygir falan. hani. 570 beygir. Kullandık bunu Formula 1 pistinde. Yani İstanbul Park'ta. Ee, mesela önden kayma eğilimini ben hiç beğenmemiştim. Yani... E, daha iyi olmalıydı diye düşünmüştüm. Tamam çok fazla tur atamadık belki otomobile alışamadım falan diye düşünmüştüm. Ee, ama... O zaman e, Tayincioğlu ailesinin Formula 1'de şansını denemiş olan Jason Tayincioğlu bizim yanımızda oturdu. Bize Allah bir de otur attı. Jason'ı tabii küçüklüğünden tanırız. Onunla dedim ki ya bu önden gidiyor. E biraz öyle bir şeyler var abi demişti. O kadar anlıyormuşuz demek ki. <laughs> Neyse o, kadar. o kadarcık. 95'te bak şimdi dünya değişmeye başladı. 90'lı yıllar biliyorsun otomobil sektörünün yeni yeni segmentler oluşturduğu yıllar. Ne var o segmentlerde? SUV'lar var. <laughs> i̇lk e, su, ilk SUV'lardan bir tanesi aslında. cr Tabii. Aynen öyle. 95'te çıktı. Türkiye'de var. E, 2001'de ikinci nesil, 2006'da üçüncü nesil. Çok enteresan bak, 5 yıl. 2011'de dördüncü nesil, 5 yıl. Çok hızlı model yeniliyor. E, sonra 2016, 5 gene beş yıl. yıl. Çok acayip değil mi? Fakat <laughs> özellikle ikinci ve üçüncü nesil çok tuttu Türkiye'de cr bayağı ve gittikçe de büyüdü. E, kadınların da çok sevdiği bir otomobil aynen yani. öyle. Aynen öyle. Özellikle ikinci ve üçüncü nesil e, çok yumuşak kullanımıyla dikkat çekti. Yu yuvarlatılmış olan özellikle e, iki litre motorlar falan hep zaten atmosferik şu bu. E, keyifli otomobilde onun da meraklısı vardır. Ama bunlar araziye çıkacak araçlar değil. Ve o zaman tabii e, bir de hr gerçeği var. Yani su pazarının genişlemesine katkıda bulunan modeller bunlar. Sadece Türkiye için konuşmuyorum bunu. Avrupa pazarı içinde konuşuyorum. HRB tabi daha küçük. Hani iki kapılısı falan da vardı hatta. Ee, 16 beygir. CVT şanzımanlı bir otomobil testini ben yapmıştım onun. Şey, ee, Orada Hülya Avşar'ın katkısını da unutmuyoruz değil mi? <laughs> mutlaka ya, mutlaka. onun şeyini, onların reklamı zannediyorlar. Aslında alakası yok. Hülya Avşar'ın klibiydi o ama hala anlatılır bize evet. abi. Hülya Avşar reklamı hatırlıyor musunuz? HRV'nin aklımda kalan özelliklerinden bir tanesi koyu mavi renkli gösterge tablosu zeminiydi mesela. Ne alaka falan demiştim. O dönemlerde e, Honda tabii dört tekerlekten çekiş sistemi olarak real time four wheel drive diye bir şey kullanmaya başladı. Yani gerçek zamanlı dört tekerlekten çekiş. Normalde ön tekerleklere veriyor. Ön tekerleklerden biri patinaja düşerse, bir ya da ikisi gücü arkaya da vermeye başlıyor filan. Böylece... E, uygun fiyatlı ve yakıt tüketimini de çok etkilemeyen bir dört tekerlekten çekiş sistemi e, ortaya Elektroniğin de kısmen kullanıldığı bir dönemdir. Tabii bir de kullanıyor artık. Kullanıyor. Elektronik var. E, bu arada 1996'ta Honda City Sedan çıktı. Aslında City hatchback olarak daha önce vardı ama bizde yoktu. Yani Avrupa'da falan yoktu. Bize geldi bu arada. 2008'de de ikinci nesli vardı. 2014 üçüncü nesil, 2019 dördüncü nesil. Bir nesil atladık biz arada. Yani yok o Türkiye'de. Aslına bakarsan uzak doğu pazarları için yapılmış bir otomobil. Özellikle ilk nesli çok da başarılı bir otomobil değildi. Ee, i̇kinci nesli toparladı. şey demiştim ben ilk gördüğüm zaman yani, yani hiç Honda'ya yakışmayan bir model. yani Hiç Honda değil yani, bu yani. Asya Pasifik için, e, gelişmekte olan ülkeler için yapılmış bir otomobildi. Bize de geldi ama ikinci nesli ve son nesli daha son nesli evet, daha, 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 daha düzgün, daha düzgün. An. Sonrasında gelelim ikinci efsanesi diyeyim hadi. Honda'nın S2000. Aslında 1999'da tanıtıldı. Markanın 50. yılı şerefine. Yani 1949 ya kuruluşları. Hı hı. Ve hani S800'den beri hiç S yoktu. İşte S2000, S2000 geldi. Dünya lansmanına katılmıştım. Ve bana göre motor mühendisliği anlamında... ...gerçek anlamda baş yapıtlardan biridir S2000'in motoru. Şöyle söyleyeyim 2 litre atmosferik. 240 beygir. Atmosferik 240 Atmosferik beygir. Atmosferik 240 beygir. 9500 devir çeviriyor. Maksimum torkunu yanlış hatırlamıyorsam 7000 devir civarında veriyordu. Maksimum gücünde işte 9000 8500-9000 arasında bir yerlerde veriyordu. Motosiklet motoru gibi. Kullanırken şok olmuştum yani. Bir de vites bitmiyor. Birinci vites kalkıyorsun. Hadi o çok uzun... ...sayılır. Genelde spor otomobillerde biri uzun tutarlar ki 0-100 yapabilecekse hepsi yapsın diye. Abi iki de bitmiyor, üç de bitmiyor, dokuz bin devirlere kadar gidiyorsun çünkü ve e, biraz da Formula 1'den gelen yukarıda böyle devir saati vardı, T şey zaten dijital tık, tık 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 kırmızıya doğru gidiyor falan bir havaya giriyorsun, bir havaya giriyorsun. <laughs> bir de bu arada litre başına 120 beygir üretiyor, rekor o zaman seri üretim benzinli motorlar içerisinde cidden rekor. Bak o yıl yani 98'de bizim Necdet Avcının yarıştığı Megan Maxi vardı. Avrupa F2 şampiyonasında 2 litre atmosferik 240 girdi 5000 kilometre ömrü vardı yarış motoru. Ha bu 100 bin kilometre şey, garantili. Şey, 100 bin kilometre garantisi var zaten. Ve bu motoru geliştiren ekibin başındaki mühendisle yemek yedik biz. Bu dünya lansmanında kaç karşı kaç oturuyoruz. İşte dedim ki ya bir şey soracağım. Ve bu örneğe verdim ya. 2 litre 240 beygir 5000 kilometre dayanır dayanmaz belli değil yarış makinesi. Aynı veriler 100 bin kilometre. 3 yıldır çalışıyoruz üzerinde dedi herif. <laughs> Dedim abi saygılar. Üç yılda yaptıysan bunu zaten <laughs> Peki, söyleyecek bir şey mi bir yok sorun, yani? S2000 hala üretiliyor mu? Yok. Hayır. Keşke üretiliyorsa. Bir ara MAN otobüsleri vardı S2000. Biz karşılaştırmasını yapmıştık. <laughs> MAN S2000 getirdik. Bir de onda S2000 getirdik yanına filan. İşin eğlencesi o. Çünkü bunun yani o S2000'ciler de ayrı bir grup. hani. Ama onda da sağlam araba bulmak mümkün değil maalesef. Benim aktarım. bir arkadaşım da var. Çok iyi saklasın. Ee, Nisan ayında çıkartır garajdan. Eylül gibi falan tekrar garaja girer. Yani şey görmüyor, ha. yağmur, kar hiçbir şey görmüyor. Bu arada bunun bir Amerika versiyonunda bir ara 2.2 litre motora çıktılar. O 270 beygir olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. bir de biliyorsun JDM var. Japon pazarı için üretilenler. Orada da 250 beygir. 11.1 ama 11.7 bölü bir sıkıştırma oranlı. Ağırlık dağılımı bu arada %50-50. Arkada kilitli torsen diferansiyel var limited slip. Yani sınırlı kaydırmalı falan kullanması çok zevkli. Ee, gerçekten dedim ya motor anlamında baktığında baş yapıt diyebileceğim bir otomobildir bu. Yani diğerini bilmek lazım. Bu arada 2001'e geçmeden önce teknolojik gelişmelerin peşinde koşuyor onda ve e, bir hibrit otomobil yapıyor. Insight Türkiye hiç gelmedi tabii de Amerika pazarı için. Ee, ve inanılmaz bir, o zaman için hani inanılmaz denilebilecek kadar iyi bir e, aerodinamik katsayısı var, 0.25 cd. Vay çok iyi. Ee, 1 litre 67 beygir motor var. Elektrikli motorda 13 beygir ekliyor. Ve 73 beygir oluyor. Ee, 2019'da... ikinci nesil, iki bin, şey... 2009'da ikinci nesil, 2018'de üçüncü nesil geldi. Hibrit otomobile, aslına bakarsan... Ee, çok erken giren markalardan biri 99 yan sonuç itibariyle baktığında. Diğer taraftan 97'de bir minimum var şatıl. Türkiye'de çok çok az var o yüzden çok detayla girmiyorum. Ee, tekrar iki şeye döneyim. Ha F1 demiştin ya. Abi 1986 ile 91 arası Formüle 1'i Honda domine etti. Bu e, 6 yıllık süreçte Altı tane markalar şampiyonluğu... 5 tane sürücüler şampiyonluğu var. Mac McLaren onda. Williams var... Mac ...ve McLaren Mac var. Pilotlar Pique, Nelson Pique... ...tabii ki Senna... ...ve Al Prost. Ya yani Adamlar bu 6 yıl... ...canını okudular Formula evet. 1'in. Ama motor tedarikçisiydi. Dikkat. Tabii son yıllarda da Formula 1'de... ...Honda motorlarının başarısı yatsınamaz. Hatta hatırla... Ee, i̇ki yıl önce diye yanlış hatırlamıyorsam, biz Formula 1'den çıkıyoruz dedi Honda. Hı hı. Burada <laughs> şampiyon oldular ve sonra ne oldu? Red Bull o motoru alıp devam ediyor filan. Yani çok acayip ya. Honda bırakmamalı bu işleri bence. Yani motor konusunda gerçekten iyiler Bir ara kendi takım vardı. British Motor Racing Honda. Ee, yani evet, tabii tabii tabii. Dedi. Sadece motor tedavisi değil, takım olarak da yarıştı. Tabii yarıştı yarıştı ama çok başarılı olmadı o zaman. Ee, demek ki iyi şasi bulması gerekiyor onların evet. motor tamam da şasi, şasi de sıkıntı var o, o uyum var sağlanmalı yani, yani bir Aynen. şekilde. Bu arada enteresan bir veri daha Formula 1 o 86-91 arası ile ilgili. 1988'de 16 yarıştan 15'ini Honda motorları kazanmış ya. E yok artık yani. Neydi o, o? Yok artık neyse ne Ali Veli neydi o be? Ali Saber. <laughs> <Ali abi. abi. gülüyor> evet. Sırkaşları. Bu arada Türkiye'de de çok önemli modellerden bir tanesinin çıkış tarihi 2001. Honda Jazz. Jazz ilk nesliyle Türkiye'de çok tutuldu. Çünkü gerçekten de performans olarak hem yakıt tüketimi olarak hem kullanışlılık olarak gerçekten çok başarılı bir otomobildi. Hatta ikinci neslinden daha başarılıydı. Birinci nesli diyebilirim. Çünkü ikinci neslinde emisyon sebebiyle performans biraz kısıldı vesaire. Ee, ama hala da birinci nesil Jazz'ı ikinci el piyasasında bulmak çok zordur. Bulduğunda aynı dönemin e, Avrupalı B hatchbacklerinden daha pahalıdır. Yani çok çok gerçekten başarılı. Tasarım olarak da çok farklı bir yerde aslında. Ee, evet Şimdi e, dördüncü nesil satılıyor Türkiye'de. Hibrit ve iki ayrı versiyonu var. Bir tanesi Crossstar. Biraz daha böyle crossover'a benziyor falan. E, hibrit konusunda da çok başarılı bu arada. Yani ama tabii çok pahalandı. Çok az sayıda getirebiliyorlar anladığım kadarıyla. Çok fazla görmüyoruz yollarda. Ama birinci nesil Jazz B hatchback olarak baktığında Honda'nın yaptığı en iyi otomobildir. Bana göre tabi. Sonrasında bakalım neler gelmiş, neler gitmiş. Clarity diye bir otomobili var, 2008'de yola çıkan. E Biliyorsun Japonlar o, şeyi çok seviyor. Onu çok bilmiyoruz biz galiba. Bizde hiç yok. E, hidrojen yakıt hücresi. Toyota'nın Mirai'si var. Honda'nın da Clarity'si var. Orada bir savaş devam ediyor, işte... E, ...bir şekilde... ...bu teknolojiyle aslında... E, sektörü yönlendirmek istiyorlar ama hidrojenle ilgili bir sürü problem var. Hidrojen üretimi de e, e, emisyonla ilişkili bir durum ve pahalı. Defolaması. Depolaması problem vesaire vesaire ama sektörde genelde gelecek hidrojen yakıt hücresinde lafını çok duyuyorum ben. Eğer bu altyapı problemleri çözülebilirse, tabi bu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra olacak bir şey. Herhalde oraya döneceğiz. E, bu arada 2010 yılında mesela e, Mild Hybrid bir spor kupe geldi Honda'dan. CRZ. Türkiye'de satıldı. Yani 1,5 litre 121 beygir. Hani görüntü spor kupey, yani CRX'in devamı olarak algılandı. Ama o performansta falan alakası yoktu ve çok da başarılı bir model olmadı açık söylemek gerekirse. Diğer taraftan şu tarihler çok önemli. 2016 yılında 100 milyonuncu otomobil üretti Oo. Honda. Otomobil mi motor mu? Otomobil. 100 milyon çok büyük rakam. 100 yani. milyonuncu otomobil üretti. 2017'de. Ee, Super Cup diye bir skuteri vardır Honda'nın çok meşhur özellikle uzak doğuda falan çok bilinir buralarda da var. 100 milyonuncu Super Cup'ı üretti. Arkadaş biz burada be 1 milyoncu otomobil ürettik, evet. 5 milyoncu ürettik. Adam 100 milyon motosikletin bir tanesini üretmiş ya. Honda'nın e, hani büyüklüğü adedi buradan belli olsun. Ya 2016'da 100 milyon ya dünyada şu anda tabii hepsi dolaşmıyor ama ya adam dünya yollarına 100 milyon, 100 milyon otomobil salmış. Milyon otomobil 2016'dan ya. yani. Bak oradan buraya da eklemeler var yani. İşte diğer Japonlara vesaire göre... ...mesela pick-up tarafında falan çok... ...en azından Türkiye için yok. Yok. Aynen. Yani or oralara ya pek ortak, girmedi. Ya bak şimdi ha şunu da söyleyeyim. Ee, o kadar çok farklı pazara farklı model üretiyor ki hiç adını sanını duymadığımız bir, tür, bir sürü model var. Yani Afrika için başka bir şey üretiyor. Avustralya Avustralya'ya başka bir şey üretiyor. Bizim bilmediğimiz yok dedim. Çünkü bir tane arkadaşım şey abi var pick-up ama bizde yok. Hani da, onda değil e yani. Acaba ile ortak bilmem ne yapıyorsun? Evet. Yani hani ona bir ona bir şey yapamıyoruz biz. Hani yapmayalı baktık evet. yani. Ee, bu arada atlamayalım diye söyleyeceğim. Mesela e, 2000 yılında Asimo'yu tanıttı. Türkiye'ye de geldi miorsun? Evet. Yürü yani robot teknolojisi üzerinde çalışıyor. Diğer taraftan 2015'te Honda Jet çıktı. Bayağı bildiğin iş jeti. Yapıp satıyorlar yani adamlar. Uçak içine de girdiler yani adamlar. 1981'de ilk navigasyonu yaptı Honda. İlk Tabi, navigasyon. İlk navigasyon otomobil için. Tabi bugünkü gibi değil ama... ...gene de bir ekran ekran gibi bir şey var falan. Haritayı görüyorsun vesaire. 1970 yılında ilk güvenli sürüş okulunu kurmuş. Özellikle motosikletler için. Yani adam... ...adam derken... ...firma farklı... Kafa değişik, Kafa değişik derlerle. çalışıyor. Aynen öyle. Kafa değişik. Japonlar genelde böyle ama ee, bir de tabi mesela 2020'de elektrik çağına giriyoruz ya elektrik çağında Honda geride kaldı. Honda E diye küçük bir otomobil çıkarttı ee, rakiplerle kıyasladığınız zaman çok pahalı menzili kısa vesaire ee, ve bunun da tabii farkındalar, farkında olanları mümkün değil. ile ee, elektrikli otomobil altyapısı konusunda anlaşma imzaladılar. Şimdi bir de şunu da söylemek lazım ee, otomobil firmaları birleşerek ayakta kalabiliyor. Bir yığın Hani bir yığın derken çok büyük markalar aynı gruplar içerisine yerleştiler. Renault, Nissan, Mitsubishi, işte Stellantis, işte Volkswagen Grup vesaire. Honda tek başına. Ve e, bu kadar farklı ürünle e, üretim maliyetleri yüksek kaldığı için baş etmesi mümkün değil. Üstelik bir de elektrikli otomobil çağına da yatırım yapması gerekiyor. Dolayısıyla aynı Ford gibi. E, Honda'da Honda da gitti bir partner buldu kendine GM ile çalışmaya başladı. Ben yakın zam yakın zamanda derken birkaç sene içerisinde Honda'nın da birileriyle bir grup kuracağını düşünüyorum. Yoksa ayakta kalması güçleşecek tamam. Motoset tarafında Honda'yı yıkamazlar büyük ihtimalle. Yani <laughs> ...hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. E jeneratör tarafı, deniz motoru tarafı bilmem oralarda sağlam ama otomobil işi öyle değil. Otomobil işi tehlikeli bir iş. Ya bir de tabii elektrikli dediğiniz zaman şey yapmak lazım. Büyük yatırıma ihtiyaç var. Tabii. O yatırımı yaptığında hemen dönüşünü alma ihtimalinde yok. Dolayısıyla beraber bir şey yapman lazım Bir de orada. şimdi adamlar tabii motor... Dünyanın en büyük motor üreticisisin. Elektrikli motorlu bir şey yapman gerekiyor. Evet. Yani çok başka bir noktaya gidiyor iş. E, dolayısıyla... Ya Honda saygı duyulan bir marka tabii ki. Her markaya saygı duyuyoruz ama e, yaklaşımları, hani ürettikleri otomobillerin özellikleri, motor teknolojisine yaptıkları katkılar, farklı yaklaşımlar. Honda yaşasın ya. <laughs> tabii canım. yaşasın yaşasın bence de yani. Ya kalplerimizde yaşamasın gerçekten yaşasın. Gerçekten ya. yaşasın. E, ama dediğim gibi e, bir başarı hikayesidir. Yani motosikletle başlayıp dediğim gibi otomobil sektöründe 120-130 yıl, 150 yaşında olan markalar var. Onlarla kıyasladığın zaman genç bir markadır Honda ama hani dünyanın en büyük motor üreticisi olmak, işte 100 milyondan fazla otomobil üretmiş olmak vesaire, farklı teknolojiler geliştirmek, şey, farklı alanlara girmek ya yani uçakta yapıyorsun, deniz motoru da, jeneratör de, motosiklet de hani. Abi farklı bir nokta yani. Ee, İstanbul'da e, her yıl yapılan bir Japon Fest var. Evet. Japon otomobil kulüpleri ve dernekleri ki biz de katılıyoruz oraya. Ee, orada görüyorsun ya. o tayparları falan diziyorlar böyle yan yana böyle. Tabii. Hani toz yok otomobillerin üzerinde. Herkes titizlenmiş falan. Diyorsun ki bu başka bir tutku. S2000'ciler ayrı bir tarafta falan. Evet. CRX'ciler ayrı bir tarafta. Tabii. Yani ee, Honda evet bir tutku birçok insan için. Bu tutkuyu getiren de sportif taraf. Ve bu sportif tarafta motosikletten geliyor. İşte Türkiye'de de bu tutkuyu getiren... ...sportif taraf o bu ama bu çocukların... Çıkabilecekleri pist yok kardeşim. Bak bu tarafı da başka bir şey. Yani caddede de olmuyor bu iş. Ee, yani, yani al o tay para her şey var ama gidecek yer yok, kullanacak yer yok. Caddede de yapmasın yani. Ha bu arada bir ilginç bilgi daha vereyim. Hani Mugen Honda. Mugen Honda'nın hani resmi şeyi ya modifiye parçaları üreticisi. Mugen'de Kur'an Soyuçların oğlu bu arada. <laughs> Umarım keyif almıştır arkadaşlar. Umarım. Umarım. Honda'dan biz hep keyif alıyoruz. Anlatmaktan da, konuşmaktan da, kullanmaktan da... Evet her evet. Her zaman çok keyif aldığımız bir marka. Önümüzdeki haftalarda yine keyif aldığımız ve keyif alacağınızı umduğumuz markaları anlatmaya devam edeceğiz. Lastik Park YouTube kanalında bizi ve diğer bütün programları takip etmeyi unutmayın. Varsa yorumlarınız... ''Abi şurası da eksik kalmış ya.'' dediğiniz şeyler varsa altına ekleyin. Mutlaka, vardır. Gibi, Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. E, herkes bilgilensin. Bilgilerinizi bizimle paylaşın. Bu bilgi burada büyüsün. Ee, artık bir ciddanla bir ansiklopediye de döndü bu iş. Kumar oynuyor şu anda. Umarım öyle izleme değer Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.